İki çocuk babası iddiasına göre dolandırıldığı 2 milyon liralık bir borca battı. Dolandırılmasının nedeni olarak gördüğü ağabey ile mahkemelik abi kardeş 5 yıl sonra karşı karşıya geldiklerinde ise tansiyon düşmek bilmedi. Lan ben ondan para mı aldım? Aldım mı? Aldım mı? Aldım mı? Aldım mı? Anam seni uyuyor. Bırak. Aldın mı? Para aldım. Para aldım. Cemil'e de olacak artık. Cemil seni bir kafa kafa atacağım. Arabayı kim aldı? Arabayı kim aldı? 5 yıl sonra yüzleştiler, böyle kavga ettiler. Abi kardeşi karşı karşıya getiren nedense bir dolandırıcılık iddiası ve 2 milyon liralık bir borç. Kardeşin hapse girse de umurunda değil mi? Umurumdaydı. Uyardım. Bir dakika. Ulan hepsini biliyorsun. İçeri düşeceğimi biliyorsun beni. Dinle. Uyardım. Kardeşim çek. Ama para tatlı geldi. Ben abine güvenmekle hata mı ettiğini düşünüyorum. Ben hata ettim. Ben Murat. Ben hata ettim. Hakan Sepetçioğlu tam 30 yaşında ve 15 yıl boyunca madencilik yaparak geçimini sağladı. Ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve bir gün öz abisi yanına geldi. Bir arkadaşımın şirketi var ancak borçlarından dolayı o şirketi bir başkasının üstüne geçirmesi lazım dedi. Sen geçirir misin dedi. O da öz abisine inandı. Sadece bir aylığına o şirketi üzerine geçirdi ve bakın sonra başına neler geldi. Benim üzerimde 2 trilyon borç var. İddiası böyle. Abisinin kendisini kullandığı ve şirketin asıl sahiplerinden para aldığını söylüyor. Bu nedenle abi kardeş mahkemelik ve 5 yıldır görüşmüyor. Tehditlerle karşılaştık. Yani bu şirketi kapatamazsınız. Ben bir dünya masraf yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım gibilerinde. Tehdit ettiler, sonuçlarına katlanırsınız o zaman diye. 2 tane çocuğu var, biri kız biri erkek. Onlar dünya güzeli ama onlara 5 kuruş para getiremiyor. Ve işte gelen haciz kağıtları burada ve yüzlerce haciz kağıdı var. Ve her gün bu kağıtların içinde kendisini boğuluyor gibi hissediyor. Ben çocuklarıma bir şey yapacağım. Yani atıyorum işte bir ev alacağım, bir şey olacak. Yarın öbür gün ben öldüm gittim. Ne malum benim çoluk çocuğuma kalmayacağı bu borçlar. Benim şeyimi çekmek zorunda mı? Veya abimin yaptığı hataları çekmek zorunda mı? İddiaların hedefindeki abisi Tekirdağ Malkara'da yaşıyor ve Hakan'la birlikte abisinin yanına gideceğiz ve iddiaları ona da soracağız ve o da abisiyle yüzleşecek ve bakalım neler konuşulacak. O abi iddiaları yalanladı. Kardeşini defalarca uyarmasına rağmen para aldığı için bu işe girdiğini söyledi. Benim arkadaşım da bir tanesi. Aynı şekilde beni de dolandırdı zaten. Mahkemeye de çağırdı, gelmedi o kişi. Buna dedim ki kes alakanı. İlk günü hiçbir şey yoktu. Kes, sonra polis baskını falan yapıldı iş yerine. Polis baskını kendisi yaptırdı. Ben sana o zamanlar gel demiştim buraya, bu işi hallet. Hani bir aylığınaydı. Bu adamlar ne iş? Şirket kurdular. Vergi borçları geliyor üzerime. Ben uyardım. Çok uyardım. Dedim ki git notere, vekaletini iptal et. Tartışma büyüdü. Tansiyon iyice yükseldi. Demir ediyorum ki artık Cem ikisini bir daha kafa kafa atalım. Arabayı kim aldı? Arabayı kim aldı? İki taraf sürekli birbirlerini suçladı. Aldın mı almadın mı para? Aldım para. Bak ben aldım, parayı nasıl almışım? Kurtardım, parasını da almışım. Bir saniye dur. Parayı aldın ya. He? Para aldın. Kime? Parayı almadın mı? Nereden? Benden parayı. Kardeşin hapse girse de umurunda değil mi? Umurumdaydı. Uyardım. Bir dakika. Ulan hepsini biliyorsun. İçeri düşeceğimi biliyorsun beni. Dinle. Uyardım. Kardeşim çek. Ama para tatlı geldi. Bak, hesabım yok, bak, hesabım. Bir dakika, postan hesabın önemli değil. İsmine yatan parayı sana söylüyor. Şimdi postan ne çıkıyor? Ne çıktı bana para? Lan ben ondan para mı aldım? Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? Anam seni uyuyor. Aldın mı? Para aldın mı? Para aldın mı? Para aldın mı? Kaldırma, bir alan atıyorlar. Ailenin diğer bireylerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek. Ama bir dakika, niye tam